arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine güzel bir yelek çalışmasıyla sizlerle birlikte olacağız yeleğimizi uygun renk kullanarak hem kız bebeklerimiz hem de erkek bebeklerimiz için örebilirsiniz her ikisine de uygulanabilecek güzel bir çalışma şöyle görelim bakınız roba kısmında modelimizi uyguladık bir sıra halinde daha sonra ise gövdemizde ardı ardına bu şekilde modelimizi uyguladık. Arkasını çevirerek şu şekilde bakalım yeleğimizin. Gayet güzel bir e, çalışma oldu. Evet, şimdi düğmelerini açıp genel görüntüsüne de bakalım. Evet, ileğimizi açtığımız zaman, bakın, şu şekilde görmekteyiz. Üç boyutlu dediğimiz güzel kabartılı bir çalışma. İleğimizi e, bir yaş üzeri çocuklarımızı öreceksek e, ya da ipimiz kalın ve metresi azsa lütfen e, iki tane ip temin edin. E, i̇pimiz ya da örgümüz yarıda kalmasın. İpimiz erken bitebilir. Burada dikkat etmemiz gereken husus 100 gram kalık iplerimizin metrajına bakmaktı. Metraj ne kadar yüksekse ip o kadar fazladır. Eğer metraj 100 grama 200 metre, 180 metre ise kesinlikle 2 taneden fazla bulunması gerekmekte. 350, 360 ya da daha fazla ise bu ölçüler için yeterli olabilmekte. Ama daha büyük örecekseniz mutlaka iki tane ipimizi temin edin. O şekilde başlayalım. Evet, e, yeleğimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz yorum ve beğenilerinizle çok çok mutlu oluruz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizin yapımına geçelim. Kolay gelsin. Evet, Nako'nun Lüks Minnoş bebisini ve 3 numaralı tığımı kullanıyorum yeleğimi örmek için. 150 poliamid 150 premium akrilikten oluşmakta. 100 gram ve 336 metre ipimiz. Hemen zincirimizi çekelim ve bölümlerimizi işaretleyerek örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane zincirimi önüm için ördüm ve bir tane ayracımı takıyorum. Kolumuz için 13 tane zincirimizi çekelim. Şöyle, evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 biraz rahat çekiyorum. 13 zincirimizi çektim ve işaretimi takıyorum. Arkamız için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 Rahat rahat çektik zincirimizi. 18. zincirin içerisine işaretimi takıyorum ve tekrar kolum için 13 zincirim çekmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. İşaretimi takıyorum. Son olarak 9 tane 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimizi önümüz için çektim ve hemen şöyle yere bırakıyorum Ölçümüzü bakıyoruz sadece zincirimizi ölçelim rahat rahat çektik büzme ve gerginlik yapmasın diye kasmasın hem de kolay örülsün 27 santim zincirimizin ölçüsü şimdi üzerine trabzanlarımızı örmeye başlayalım 1 ve iki tane zincir geri çekiliyorum. İki zincir de ilave ediyorum. Bir, iki. Bakınız iki zincir geri çekildim iki zincir ilave ettim. Tığımın başında doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincir içerisine girerek bir, iki. iki defa örüyorum. Sıradaki trabzanlarımı da hepsini ikişer defa örüyorum. Ve 9 tane tırabzanımı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, son tırabzanımı ördüm. Hemen sayarak kontrol edelim. 2 4 6 8 ve 9. 9. tırabzan üzeri 1 2 zincirimi çekiyorum. İşaretimi çıkarıyorum işaretimi çıkardığım yerden yeşil işaretime kadar olan bölüm bakın iki zincirden sonra kolumuz için ayırdığımız bölüm her bir zincirimizi bir tane mızı örerek 13 tane trabzanımızı kolumuza yerleştiriyoruz Evet kolumuz için işaretlediğimiz yeri ördüm 2 4 6 8 10 12 ve 13 13. trabzan üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız yeşil işaretimi çıkarıyorum. Yeşilden kırmızıya kadar olan zincir bölümü arkamız için hemen işaretimi çıkardığım zincirden başlıyorum. Kırmızıya kadar birer birer örerek ilerliyorum. Arkamız için ördüğümüz zincirlerimizi de tamamladık. Şimdi işaretimin bulunduğu noktadayım. 2 tane zincirimi çekiyorum. İşaretimi çıkarıp kolum için 13 tane trabzanımı zincirimin üzerine birer birer yerleştiriyorum. şekilde ilerleyelim. En son trabzanımı ördüm. iki tane zincirimi çekiyorum. Ve mavi işaretimi çıkardıktan sonra önüm için olan 9 tane zincirimi örmeye başlıyorum. 4 5 6 7 Zaten sayarak ayarladığımız için hiç sıkıntı olmuyor. 9 bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle bölümlerimize bakalım. Arkamız şöyle kolumuz, önümüz dört bölümümüzü ayırdık. Şimdi bir tane zincirimizi çekmiştik. Bitirdiğimiz yönde hemen örgümün arkasını çeviriyorum. Ve sırası ile sık iğne örmeye başlıyorum. Hemen dibine batıyorum bir sonraki bir sonraki bütün trabzanlarımın üzerine sık iğne ile örüyorum zincirimin olduğu yere geldim iki tane zincirimi çekiyorum tekrar trabzanımın üzerine batarak sık iğnelerimi örerek ilerletiyorum Evet sona kadar Trabzanlarımızın üzerine sık iğne, iki zincirlerimizin üzerine yine ikişer zincirimizi çekerek ilerledik ve en son bakınız bitirmek üzereyim. bitişimizi birlikte yapalım. Son sık iğnemi de örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum ve birer birer bütün sık iğnelerimin üzerine trabzanımı örmeye başlıyorum bir defa doluyorum 1 2 3 defa da alıyorum bir defa doluyorum 1 2 3 bir defa doluyorum sık iğnelerimin içerisine batıyorum ve 3 defa da örüyorum bir defa doluyorum 1 2 3 doluyorum atıyorum. 1 2 3. Bir defa doladım. 1 2 3. Doluyorum. 1 2 3. Buradaki görmüş olduğumuz sık iğnemin içerisine giriyorum. 1 bir, bir daha örüyorum. 2 ve bir artış daha yapıyorum. Toplamda yuva içerisine 3 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3. Hemen 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Sonrasında birer birer sık iğnelerimin içerisine girerek her bir bölümde üçer tane trabzan artarak bakınız Diğer kolumuzda da 3 trabzan. Bakınız. Yine arkadan kola geçerken koldan öne geçerken de üçer tane trabzanımızı örelim ve sıra sonunda yeniden görüşelim. İkinci trabzan sıramı örerek uç noktaya kadar geldim. Her bir bölüm için 3 tane trabzan artışlarımı yaptım. Bakınız 1, 2, 3, 2 zincir, 3 trabzan. Aradaki trabzanlarımı ördüm. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan artışımı yaptım. Yine aynı şekilde bakınız yuva içerisine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanı ördüm ve en son trabzanımın bulunduğu noktaya geldim. Geçişimizi birlikte yapalım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Yine bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün arkasını çeviriyorum. İlk zincirimi ilk trabzanımın dibine batıyorum. Ve sonrasında birer birer trabzanlarımın üzerine örüyorum. İlerliyorum. Zincirimizin olduğu noktaya kadar trabzanlarımızı örelim. Pardon sık iğnelerimizi örelim. Zincirimin bulunduğu noktaya geldim. İki tane zincir çekiyorum. Diğer trabzan üzerine sık iğnemi örüyorum ve sıramın sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimizi ve geldiği zaman yerinde zincirlerimizi çekerek sıramızı tamamlayalım. Evet sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi örerek geldim. Son bakınız zincirden döndüğümüz sık iğne lütfen bunu unutmayalım. Hemen tepesine şöyle batıyorum. Rahat batacağınız bir noktadan batın ve 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve bu şekilde hem trabzanımızı hem de sık iğne sıramızı örmüş oluyoruz toplamda iki sıramızı ördük aynı şekilde üçüncü sıramızı da örmeye başlayalım 3 tane zincirimi çektikten sonra bir defa tığımın başında oluyorum 3 defa da alıyorum her bir sık iğne içerisine batarak ilerliyorum artış yerimize kadar gelelim. Artış yerimin bulunduğu zincirlerime geldim. Bakınız şimdi iki tane artışımı yapıyorum. Bakın zincirimin içerisine giriyorum. Bir, iki, üç defa da aldım. İkinci kez örüyorum. İki tane artışımı yaptım. Bir önceki sıramızda üç artış yapmıştık. Burada iki tane artışımı yapıyorum. Bir, iki, iki zincirimi çektikten sonra yeniden aynı noktaya girerek iki tane trabzanımı örüyorum. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanım ördüm ve aynı şekilde bütün trabzanlarımızı örelim ve iki trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı yerleştirelim bakın geçişimi yapıyorum ve ilerliyorum kolumuzu örerek geldim artışımdan sonra bakın şimdi yine sık iğnelerden sonra örmüş olduğum zincirimdeyim. giriyorum 1 ve 2 2 tane zincir yine aynı yere giriyorum 1 ve 2 sıra sonuna kadar bu şekilde artışlarımızı yapalım ve ilerleyelim artışlarımızı yaparak sıramızın sonuna kadar geldim her bir bölümde ikişer artışımızı yaptık 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan ve diğer trabzanlarımızı ördüm en son geçişimizi yine birlikte yapalım 1 2 3 bir tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum ve hemen çekmiş olduğum zinciri aynı trabzanın dibine batırıyorum ve diğer trabzanlarımın üzerine birer birer sık iğnemizi örerek ilerliyoruz tıpkı diğer alt sıralarda yaptığım işlemimi tekrar ediyorum zincirimizin bulunduğu noktaya kadar örelim tüm trabzanlarımın üzerine sık iğnemi ördüm iki tane zincir çekiyorum ve diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve sıramızı sık iğne sırası olarak tamamlıyoruz. Son sık iğnemizi de örelim. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve şöyle bakınız 3 tane trabzan sırasını ve her bir sıramızın üzerine sık iğnelerden oluşan sıramızı ördük. Şimdi Öreceğimiz sıramızda farklı bir uygulama çalışacağız. Hemen 3 zincirimden sonra tığımın başını bir defa doluyorum. Birinci trabzanı atlıyorum. ikinci trabzana yandan giriyorum. Şu şekilde. 1 2 3 3 defa da örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yandaki trabzanı yine aynı şekilde örüyorum. 1 2 3 İki tane trabzanı bir tanesini önce atladım ikinciyi ördüm üçüncüyü ördüm sonrasında iki defa başını doluyorum atlamış olduğum ilk trabzana yandan giriyorum ve dört defa da örüyorum bir iki üç dört dört defa da ördüm bakınız ve tekrar ilerliyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir iki üç Yanındaki trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 2 tane trabzanımı ördüm. Ve yine tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzanımıza bakınız. Her ikisini ördüm. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzana yandan giriyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanı yine yandan girerek örüyorum. 1, 2, 3. İki trabzanımı ard ardına ördükten sonra tığığmın başını iki defa doluyorum ve atlamış olduğum trabzanna yani ilk trabzana yandan giriyorum ve 4 defa da örüyorum 1 2 3 4 bakınız birinci burgumuzu yaptık 2 tane düz trabzan ördük ikinci burgumuzu yaptık birkaç defa daha yapalım çok daha güzel ilerleyecektir 1 2 3. Yeniden örelim Yarım da olması. Hemen sıradaki trabzanı 1, 2, 3. Bir sonrakini 1, 2, 3. İki trabzanı ardı ardına ördüm. Ondan sonra gelen üç trabzanın ilkini atlıyorum, atlıyorum. Diğer ikiyi örmeye başlıyorum. Önce ikinin öndekini örüyorum. Bir defa başında doluyorum Bakınız üç trabzan. Bunu atlıyorum. Önce öndekini tam ortadakini örüyorum. 1. 2, 3. Bir defa doluyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. İki trabzanımı yan yana ördükten sonra iki defa tığımın başını doluyorum. Ve bakınız atladığımız trabzanı yandan girerek 4 defa da örüyorum. 2, 3 ve 4. Kalan bir trabzanımı örüyorum. Ve yuvamın içerisine girerek bir tane artışma yapıyorum. Bakın fazla değil bir artış yapıyorum. Şu şekilde modelimizi kurduk. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum bu noktaya ve hemen modelimi buradan kuruyorum. Bir trabzanımı zincir içerisine arttıktan sonra. Bakınız üç tane trabzanımı ilkini bırakıyorum. İkinci yani ortadakini önce örüyorum. 1 2 3 bir defa doluyorum sonraki ördüğüm trabzanı takip eden trabzanımı 3 defa da örüyorum iki trabzanımı yan yana ördükten sonra 2 ile 3'ü önce 2 sonra 3 sonra 1'e dönüyoruz iki defa doluyorum yandan yine giriyorum 4 defa da örüyorum 1 2 3 4 bu çaprazı yani burguyu yaptıktan sonra 2 tane trabzanımı örüyorum. Hemen 1-2-3 bir, bir daha 1-2-3 bir, Biraz daha devam edelim. Evet 2 trabzanımızı ördükten sonra yeniden örmeye başlayalım. 3 tane trabzanımız üzerinde işlem yapıyoruz. Şöyle bir tanesini örmeden atlıyoruz. İkinciyi önce örüyoruz. Sonra örüyorum. En sondaki üçüncü trabzanı örüyoruz. Şu üç tane trabzan. Bir defa başını doluyorum. İkinciden başlıyorum. Bir, iki, üç. Sondakini örüyorum. Bir, iki, üç. İki trabzanım yan yana örüldükten sonra iki defa başını doluyorum. Atladım. İlk trabzanımı yandan girerek örüyorum. Bakınız şu şekilde. Yandan giriyorum. Bir, iki, üç ve 4 2 trabzanı örüyorum hemen takip eden 1 2 3 1 2 3 yan yana ördüm tekrar 3 tane trabzanımı görüyorum bir defa başını dolayıp birinciyi atlıyorum ikincinin yanından giriyorum üçüncüyü örüyorum ikisini ördükten sonra örmediğim trabzan için iki defa dolayarak geri dönüşümü yapıyorum ve 4 defa da örüyorum arkasından hemen iki trabzanımızı örerek yine 3 trabzanımızda modelimizi kurarak artma yerimize kadar gelelim Şuradaki ayrım yerimize kadar bu arayı örerek ilerleyelim Evet kolumuzu örerek geldim şimdi artış yerinin hemen yanındayım hemen oraya kadar bakınız trabzanlarımız ördük şimdi artış için Sık iğne sırasında ördüğüm zincir içerisine giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Bu sıramızda bir artış yapıyoruz. İki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere bir tane daha artışımı yapıyorum ve artışlarımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hemen 3 tane trabzan üzerinden işlemimize başlayalım. Birinciyi atlıyorum. İkinciyi yandan giriyorum. Üçüncüyü yandan girerek kabartıyorum ön yüzde ve iki defa dolayarak atladığım bakınız üçün ilk trabzanı atarak örüyorum ve sıra sonuna kadar birer artışımızı yaparak bu şekilde burgularımızı da örelim her burgudan sonra iki tane trabzanımız ve üçer trabzan üzerinde işlemlerimizi yapıp sıra sonunda yeniden görüşelim son sıramıza kadar örerek geldim son 3'ü ördüm. Bakınız 1, 2, 3 en son bir tane kenarda trabzan kaldı. Onu da örüyorum. Ve bir tane zincirimi çekerek bırakıyorum. Ve şöyle modelimizi görelim. Bakınız gayet güzel oldu. Şöyle. Evet şimdi bir tane zincirimizi örgümüzün yönünü çevirelim. Hemen ilk trabzanımın dibine batıyorum. Yine aynı şekilde bütün trabzanlarımızın üzerine birer tane sık iğne örerek sona kadar gelelim. Yine artma yerlerimizde iki tane zincirimizi çekelim. Evet, artış yerimize kadar geldim. Bakın, şurada artış yerimiz. Hemen iki zincirimi çekiyorum. Diğer trabzanımın tepisine batıyorum. Bu sıramızda birer tane artışımızı yapmıştık. Evet, bütün trabzanlarımız üzerine sık iğnemizi örerek sıramızı tamamlayalım. Evet modelimizin sırasını ve üzerindeki sık iğne sırasını tamamlayarak geldim. Şimdi yukarıdaki örmüş olduğumuz trabzan sırası gibi trabzanlarımızı örelim ve her seferinde ikişer artışımızı yapalım. Hemen başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra her bir trabzanımın üzerine batıyorum. Yani sık iğnelerimizin ve artış yerine kadar trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Dümdüz örüyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da örüyorum. Artış noktamıza kadar örerek geldim. Hemen şöyle bakınız. Artma noktamızdayız. Tamın başını doluyorum. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. 3 defa da aldım. 2 tane trabzanım örüyorum. 2 tane zinciri ilave ettikten sonra yeniden 1 2 3 2 tane artışımı yapıyorum bu sıramızı bu şekilde örelim üzerine yine sık iğnemizi sonra aynı şekilde ikinci bir trabzan sırası ve sık iğnemizi örelim sonrasında yeniden görüşelim Evet iki sıra trabzanımı ve üzerlerine sık iğnelerimi ördüm artışlarımı yaptım ikişer ikişer ve yeterli ölçü oldu ben çok büyük bir yelek örmeyeceğim roba uzunluğuna bakıyorum 10 santim robamın uzunluğu şimdi birleştirme işlemine başlıyorum ve birleştirme işlemini sık iğne ile yapıyorum bakınız sık iğnelerimi birer birer örerek geldim ve şimdi kol altı için birleştirme zincirini çekiyorum 6 tane zincir çekmek istiyorum 1 2 3 4 5 6 bakınız gayet rahat çektim. Sıkıştırmadım. Büküyorum. Diğer kolumuzun olduğu yere bakın şu şekilde. Buradan çektim, diğer tarafa büktüm. Ve arka kısım için hemen sık iğnemi örüyorum. Birer birer ilerleyelim. Diğer kol altımıza kadar gelelim. Arkamızdan son trabzanımızın üzerine de sık iğnemizi ördükten sonra yeniden 6 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, bakın rahat rahat, 4, 5 ve 6. Kolumu büküyorum. Diğer artış yerine yaptığım yerden tutuyorum şu şekilde birbiri üzerine getiriyorum ve hemen ilk trabzanımın üzerine batarak sık iğnemi örüyorum ve kollarımızı artık gövde kısmımızdan ayırdık Evet uca kadar sık iğnelerimizi örerek ilerleyelim en son sık iğnemi de trabzanımın üzerine örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra şu şekilde birleştirme yaptığımız kollarımıza bakıyoruz bakınız her ikisi şöyle de görecek olursak Evet yeleğimizin kollarını birleştirdik gövde kısmından modelimizi uygulayarak aşağı doğru devam edelim bu sıramızı trabzan olarak örelim. Modelimiz 5 beş ve 5'in katlarıyla olacağı için 5 beş ve 5'in katına uygun olarak sayılarımızı da ayarlıyoruz. Gerekli gördüğümüz eğer sayımız yeterli olmazsa artışımızı da yapıyoruz. Daha sonraki sık iğne sırasından sonra modelimizi uygulayarak başlıyoruz. 5 beş ve 5'in katları artı 1 ve diğer bitişe yani şuradaki kenar ilmeğimizi de birer birer eklediğimiz zaman bir sağ tarafa bir sol tarafa artı 2 olacak yani. 5 beş ve 5'in katlar hiç problemde çok rahat ayarlayacağız. Evet şimdi birer birer trabzanlarımızı yine 3 defa da çekerek örüyoruz. Birer birer örelim. Şöyle görelim. 2 4 5 6 7 8 9 Onuncuyu iki defa örelim. Bir tane de gövde kısmından bu kısımdan yani artışımı yaptım. 10 tane ördüm. 10.'cuyu çift ördüm. E, çok e, büzmesin, yelek toparlamasın. Modelimiz toparlayıcı bir model olduğu için e, üst kısmı geniş, alt kısmı daracık çekimesin. Ve hemen yanındakinde yine çift olarak örüyorum. Bakın iki tane artışımızı yaptık yan yana şöyle ortaladık. Hemen hemen ortaya yakın yerde iki tane artışımızı yaptık. 9 tane trabzanımı ördüm. 10. çift ördüm. 11. yine çift ördüm. Koluma kadar artık kolumda dahil olmak üzere hepsini birer birer öreceğim. Sadece burada artışımı yaptım. Birkaç tane de arkada yapacağız. Birer birer örüyorum. Artık artış yapmıyorum. kol altları içinde 6 tane zincirimizi çekmiştik 6 tane trabzanımızı zincirimize batarak örelim birinci ördüm ikinciyi örüyorum üçüncüyü örüyorum aynı yere batmayalım dördüncüyü örüyorum beşinciyi ve altıncıyı örüyorum. Altı zincirimizin altısına da birer tane trabzanımız ördüm. Şöyle görelim. 2, 4 ve 6 bakınız. Sadece burada artışımı yaptım. Birer birer ördüm. Şimdi arkamıza geçelim. Kolumu tamamladım. Bakınız şimdi arkadan örmeye başlıyoruz. Sayalım. İlk trabzanıma girdim. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 ve onu iki defa örelim. Bu 10. trabzanı doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Bu iki ördüm. Burada yan yana örmüyoruz. Her onda bir tane artırıyoruz. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 on. onu da iki defa örelim doluyorum ve batıyorum şöyle görelim ve sayarak yine 10. iki defa örelim ilerledim yine 10. iki defa ördüm ve yeniden kol altına doğru devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sekiz. 8. örüyorum artış yapmadan geçiyorum çünkü arkamızın çok bol olmasını istemiyoruz önümüz daha dökümlü olabilir ama zaten önümüzde de 2 ve 2 4 olarak yapmıştık burada ise sayalım 1 2 3 4 4 tane de arkada yaptık burada yapmayalım 6 tane zincirimin üzerine yine 6 trabzan sıra ile örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 alt. kol altımızın 6 altı tane zincirine 6 trabzanımızı ördük şimdi ee ilerleyelim. 2 tane yan yana artışımız olacak. Sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 onu iki defa örüyorum. Hemen yanındakindeki defa örüyorum. 11'i. Ve başa kadar saymadan ilerliyoruz. İki tane artışımızı yan yana yaptık. Evet başa kadar ilerleyelim. Son trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde zincirim ilk trabzanıma batıyorum. Bütün trabzanlarım üzerine sık iğnemizi örüyoruz. Ve diğer uçta görüşüyoruz. Yeleğimizin roba kısmını tamamladık. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Bir sıra trabzanımız ve sık iğnemizi ördük. 3 tane zincir çekerek diğer yönü çeviriyorum. Ve üst sırada yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynını tekrar ediyoruz. Bakınız bir ilk ördüğümüz saymıyorum. 3 tane trabzan üzerinde işlemimi yapıyorum. Önce ikinci trabzanımı örüyorum. Yandan girerek sonra üçüncü trabzanımı ve sonra iki defa başını dolayarak birinci sıradaki trabzanı örüyorum bir defa doluyorum önce bakın ortadakini örüyorum ve 3 defada 1 2 3 daha sonra 3. örüyorum 1 2 3 2 defa doluyorum ve ilk atlamış olduğum trabzana yandan geçişimi yapıyorum 1 2 3 4 rahat Örmeye çalışalım çok sık örmeyelim Eğer elimiz sıkıysa Biraz daha büyük tığ numaralarıyla örebiliriz. Tığımı başında doluyorum. Sıradaki iki trabzanımı Ardı ardına örüyorum. Bir ve diğerini örüyorum. İki. Bakınız. Üç trabzanımı ördüm. İki tırabzanımı düz olarak ördüm. Şimdi sıradaki üç tane trabzanımı görüyorum. Önce ikinciyi Sonra üçüncüyü. Sonra birinciyi örüyorum. Bir defa başında doluyorum. Ortadaki tırabzana yandan Giriyorum. Şu şekilde 1 2 3 Tığımın başını bir defa doluyorum 3. trabzana bir defa giriyorum 1 2 3 2 defa tığımın başını doluyorum ve ilk trabzana yandan girişimi yaparak 4 defa da çekiyorum 1 2 3 ve 4 Tığımın başını doluyorum sıradaki örmediğim iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 şöyle görelim ve yeniden devam ediyorum tığımın başını doluyorum 3 tane örmediğim trabzanın önce ikincisi sonra üçüncüsü ikincisine giriyorum 1 2 3 üçüncüyü örüyorum 1 2 3 bu ikisinde birer defa doluyoruz sadece uzattığımız ilk ilmeğimizde 2 dolayıp 4 defa da örüyoruz 1 2 3, 4. Sıradaki 2 trabzanımı düz örüyorum. 2 düzden sonra yeniden 3 tane trabzanımın önce ikincisi sonra üçüncüsü en son ise ilk atladığım iki defa bakınız iki defa dolayarak yandan giriyorum ve üzerlerinden örüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen sıradaki iki trabzanımı düz örüyorum. Bir ve iki. Devam ediyorum. Üç tane trabzanımı sondaki iki doluyorum. Bir, iki, 1, 2, 3 ve 4. Ve doluyorum. Ve sıra sonuna kadar işlemimizi tekrar ederek örüyoruz. Modelimizi uygulayarak baş tarafa doğru geldim ve en son iki trabzanım ördüm. Bakınız iki trabzanımı ördükten sonra burada sadece üç tane e, trabzanım kaldı. Bir tanesi kenar. Yani iki tane işlem yapabilmem için bana trabzan kaldı. Buradaki ayarlamayı yapmak için şu şekilde örüyoruz. Bakınız iki tane trabzanımızı ördüğümüz yerin hemen altındakini üçüncü trabzan olarak kullanıyoruz. Ve bu şekilde işlemimize devam ediyoruz. Yani uç kısımda e, sayıları yanlış saymamızdan ya da fazla ya da eksik saymamızdan e, bir e, sıkıntı olacak hemen bu şekilde düzeltiyoruz. Bakınız iki tane trabzanımın hemen altındaki trabzanımı üçüncü trabzan olarak kullanıyorum. Yani iki defa kullanarak buradaki problemimi çözmüş olurum. Yani tamamen sökmenize gerek yok. Şöyle biraz geri gittiğinizde ya da aynı yerden problemimizi giderebilirsiniz. Evet hemen yapmaya başlayalım. Bakınız bir defa başını doluyorum. Bakınız şurayı örmüştüm. En sondakine gidiyorum. İki trabzan kaldı bana. Yani son kenar trabzanımı saymıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen bir arkasına geliyorum. 1, 2, 3. 2 defa doluyorum. Biraz önceki örmüş oldum. Bakınız ördük ama hiç önemli değil. Modelimizi burada bir defa kurduktan sonra hiç sıkıntısız bir şekilde tamamlayıp ilerleyeceğiz. Onun için lütfen hiç problem değil. Tığımın başını doluyorum. Son trabzanımızı bir defa örüyorum. Ve bir tane sık iğne zincirini çektikten sonra şu şekilde bakıyoruz. Çevirelim. Şöyle hemen sayalım. Şöyle bir sağlamasını yapalım. 1-2-3-4 Tam kol altında 5 1-2-3-4 Tam kol altında 5 Önümüzü saydıktan sonra arka hiç önemli değil. Bakınız, önümüz birebir eşit olsun sayılarımız, model sayılarımız aşağı doğru devam edeceği için ee, önemli olan bu iki önümüzü ayarlamamız. Evet, bakın 1, 2, 3, 4 ve kol altı 5. Evet, şimdi sık iğnemizi örerek devam edelim her bir trabzanımıza birer tane sık iğne artık bundan sonra hiç farklı bir işlem yapmayacağız hep modelimizi kuracağız bir sırada bir sırada sık iğnelerimizi trabzanlarımızın üzerine yerleştireceğiz sona kadar ilerleyelim sık iğne sıramızı örerek tamamladım en son 3 zincirimi bitirdiğim yönde çektim ve yeniden trabzan sıramızı örmeye başlayabiliriz. 3 tane trabzanımızın önce uzunun altındakini alıyorum. Uzunun altındaki bakınız. 1 2 3 bir defa doluyorum. Bu kez uzattığımızı alıyorum ikinci olarak. 2 i̇ki defa doluyorum. Ve birinci sıradaki kalan trabzanımı yandan girerek örüyorum. 1 2 3 ve 4. 2 tane trabzanımı art ardı ardına örüyorum. 1 2 3 ve tekrar 3 tane burgubun olduğu yere geliyorum. Önce uzunun altı bir defa doluyorum. 1 2 3 Daha sonra yine bir defa doluyorum uzun trabzanımı örüyorum. 2 defa doluyorum başlangıçtaki ilk trabzanımı örüyorum. Üçüncü olarak birinci trabzanımızı örüyoruz ve burgularımızı bu şekilde örerek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Aradaki iki trabzanlarımız tekrar bir defa doluyorum. Burgumun hemen altındakini alıyorum yandan. 3 defa da örüyorum. Lütfen biraz rahat örmeye dikkat edelim. Çok sık örersek istediğimiz güzel sonucu alamayabiliriz. 1 2 3 ve 4 hemen 1 2 3 1 2 3 tekrar hemen bakınız alıyorum. 1 2 3 uzattığımı örüyorum. 2 defa birinciyi örüyorum ve sonraki sırasında sık iğnemle devam ediyorum bu şekilde aşağıya doğru istediğim ölçü gelene kadar ilerliyorum yeleğim yeterli ölçüye gelene kadar örmeye devam ettim şöyle bakın sayımız belli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 sıra yeleğimizi örerek e, uzunluk kısmını tamamladım. Şimdi e, düğme dikeceğim bölümüme lastik yaptım. İki sıradan oluştu lastiğimiz. Diğer e, ilk olan e, bölümümüz ise sizlerle birlikte çalışalım. Ben erkek bebek yeleği olarak düşündüğüm için iliğimizi sol tarafa ayarlıyoruz. Düğmemizin olduğu yer ise sağ tarafında. Şu şekilde düğmelerimizi de dikerek belirli ve uygun aralıklarla yeleğimizi tamamlayacağız. Şimdi iliğimizin çalış çalışmasına birlikte başlayalım. Yukarıdan başlıyorum. Diğer tarafı aşağıdan yukarıya doğru örmüştüm. Şu şekilde önce aşağıdan yukarıya tekrar yukarıdan aşağı tekrar aşağıdan yukarıya doğru ördüm. Burada ön yüzden başlayacağım için yukarıdan aşağıya çalışıyorum. İki sıra öreceğiz. İpim şu kadar kaldı. Bakınız ipimi tamamen bitirmek üzereyim. Bir zincirimi çekiyorum. Düğümümü atıyorum ve yukarıdan başlıyorum. İlk başlangıç noktamız her zaman şöyle trabzanın kendisine batarak olsun. Bakın, şurada minik bir göz var. Buradaki trabzanımıza batalım. İpimizi de şöyle arkaya alalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Ve hemen trabzanın kendine giriyorum. 1, 2. Iki. İkili trabzanımızı örelim iki tane trabzanı ördüm bir tepe noktasına bir yanındakine hemen sık iğnemin bulunduğu yere geliyorum bir tane trabzan örüyorum sık iğnemizin bulunduğu yerde yaptık bakın diğer trabzana geçiyorum iki tane trabzanımı buraya örüyorum bir tane sık iğnemin bulunduğu yere bir iki tane Trabzanımın bulunduğu yere bir tane sık iğneye bir ve iki bazen bir tane de yapabilirsiniz Trabzanımızın bulunduğu noktaya bir bakın şuraya bir tane yapalım yığılma olmasın bakın bir yaptım bu tamamen yığılma olacak yerleri ayarlamak suretiyle arada bir tane de örebilirsiniz sık iğnemin olduğu yere bir ördüm trabzanımın olduğu yere 2 aşağıda da aynı işlemimi tekrar ediyorum bir tane sık iğnemin olduğu yere 1 ve 2 aşağıya kadar bu şekilde trabzanlarımızı örerek tamamlayalım yukarıdan aşağıya kadar trabzanlarımı örerek ilerledim en son trabzanımı şuradaki görmüş olduğumuz ilk sık iğnemize batıyoruz ve burayı da örüyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim şimdi belirli aralıklarla iliklerimizi de ayarlayarak ilerleyeceğiz zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum birinci lastiğimi yandan girerek örüyorum ikinci ardından giriyorum üçüncü yandan bir sonrakini yine ardından örüyorum bu kadar e 1 2 3 4 5 tane ördükten sonra bir tane ilik açıyorum bir zincirimi çekiyorum sıradaki trabzanımı örmeden diğer trabzanı örüyorum bakın sıradakini atlıyorum şuradaki bir sonrakini geçiyorum tığımın başını doluyorum yandan giriyorum atladım ve yandan İlk iliğimizi bu şekilde açmış olduk bakın ve devam ediyoruz bir yandan bir ardından girerek örmeye yandan giriyorum ardından giriyorum daha önceden e, ilik yerlerimizi belirlerseniz çok daha rahat olacaktır bu kısmımızı örmek evet birinci iliğimizi açtık şöyle bakalım düğmelerimi şu şekilde dikmek istiyorum başlangıç noktasına rubamın altına şu şekilde tam buraya ve buraya tam iliğimizin olduğu yerdeyiz şimdi bakınız bu şekilde ayarlarsak çok daha rahat olacak şu kısmı yani roba ile model arasına geçişimize bir tane ve başlangıç yerimize bir tane düğmemizi ayarlayınca gayet güzel olacak. Evet şimdi bir tane zincir çekerek ilik yerimizi açıyoruz trabzan olduğu için bir zincir yeterli hemen sıradaki trabzanımı atlıyorum bir sonraki trabzanımı yandan girerek örüyorum ve ikinci iliğimi de bu şekilde açmış oldum birinci iliğimiz ve ikinci iliğimiz şimdi sırayı takip ederek bir yandan bir arkadan alarak lastik örgümüzü ilerletiyoruz robamızda modelimizi uyguladığımız yere doğru ilerliyoruz Evet tam tam bu noktaya bakınız bir iki bir tane daha örelim ardından ve yandan bakınız robamızın birinci sırasına geçtim şöyle gördüğümüz zaman 2 4 6 2 4 6 6 şer tane düz trabzan yani kabartıyı saydım bakınız Birinci iliğimizden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci iliğimizi açtım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir zinciri çekiyorum. Bir trabzan atlayarak hemen devam ediyorum. Altışar aralıklarla ilerlemiş olduk. Sadece kabartı saydık. İçte kalanları saymadık. yukarıya doğru son ilik çalışmamızı yapmak için ilerliyoruz. Sayalım. Bakınız elimiz buradaydı. 2, 4, 6. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanımın olduğu yere batıyorum Ve son görmüş olduğumuz trabzanlarımızı örüyoruz. En son trabzanımızın tepe noktasına batalım. Tepe noktasına şöyle kendisine girmiş olalım. Bir trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Çekmiş olduğum bir zinciri en son trabzanımın tepesine batarak bir sık iğne örüyorum. Ve birer birer her trabzanımızın üzerine sık iğnemizi örüyoruz. Buradaki yuvamıza yani iliğimize de sadece bir tane sık iğne çalışması yapıyoruz. Trabzanımıza geçiyoruz. Birer birer. Diğer lastiğimizde de aynen iki trabzan sırası bir sık iğne sırası olarak ördük. Birer birer. Tekrar iliğimin bulunduğu noktadayım. Giriyorum altından şu şekilde. Bir tane sık iğne ördükten sonra tekrar trabzanlarım üzerinden birer sık iğne ile aşağıya doğru ilerliyorum. Evet son trabzanımıza varana kadar ördüm. Her birinin tepesine birer tane sık iğnemizi ördüm. Zincirden döndüğümüz trabzanımıza da bir tane sık iğnemizi mutlaka örüyoruz ihmal etmiyoruz ve hemen burada bir iki üç tane zincir çekerek yeleğimizin alt kısmı için olan lastiklerimizi örmeye başlıyoruz üç zincirimi çektim ve hemen trabzanımın içerisine giriyorum bir tane ikili trabzanımı örüyorum zincirimiz sık iğnenin bulunduğu sırada trabzanımıza bir tane trabzan araya giriyorum tam kesinin geçiş olduğu yere bir trabzan buraya bir trabzan diğer bakınız yandan devam eden trabzanı örüyorum uç kısma bir tane örüyorum sonrasında her bir sıkı iğneme birer trabzan örerek uç noktaya kadar ilerleyerek lastik örgümüzdeki ilk sıramızı bu şekilde başlatmış oluyoruz şöyle görelim bakınız birer birer örerek uç noktaya doğru ilerleyelim İleğimizin altının bir uçtan diğer uca kadar örerek ilerledim ve diğer kenardayım. Kenar kısmını sizlerle birlikte yapalım. Hemen birleşme yerine bir tane trabzanımı ördüm. Diğer trabzanıma ilk sırada ördüm trabzanıma bir tane battım. Tam ara noktasına bir tane batıyorum. Diğer trabzanıma yine bir trabzan ördükten sonra kenardaki sık iğnemi örüyorum. 1-2-3 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Ve hemen lastik örgümüzü başlatıyoruz. Sıradakini yandan girerek örüyorum. Bir sonrakini ardından her zamanki işlemimizi tekrar ediyoruz. Bir sıra ters bir sıra düz örgü yerine yapıyoruz. Bu kısımlarımızı bir yandan ve ardından hiç sıramızı atlamıyoruz. Birer trabzan, birer trabzan. Sona kadar ilerliyoruz. Bu ikinci sıramız. İkinci sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar trabzanımızı örerek geldim. En son trabzanımızı tepesine batarak örelim. Şöyle kenarda bakınız. Zincirden oluşan trabzanım. Hemen tepe noktasına giriyorum. 1 ve 2 bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve bütün trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum İlk çekmiş olduğum zincirimi kendi tepesine batıyorum şu şekilde ve sonrasında birer birer tüm trabzanlarıma batarak örüyorum İki sıra yeterli şöyle görelim bakınız uç noktaya kadar sık iğnelerimizi örerek devam edelim. Uç noktaya kadar sık iğnelerimi örerek geldim. Şimdi son sık iğnelerimi örelim. En sona battım. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi kesip içeriye doğru Gizleyelim. Kendi içerisinde bakınız şu şekilde içe doğru yukarıya doğru kaydırmaktayım. Evet. Şimdi yakamızı örelim. Tığıma bir tane zincirimi çektim ve hemen yakam için çalışmaya başlıyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz sonraki ördüğümüz bölümden değil. Bakın ilk ördüğüm trabzanımın hemen yanından şöyle giriyorum. Bakınız buradaki çalışmış olduğumuz trabzanımızdan giriyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra hemen sıradaki trabzanımın ardından giriyorum ve lastik örgümü hemen başlatıyorum. Sıradakini yandan bir sonrakine ardından tekrar yanından giriyorum ardından uç noktaya doğru bu şekilde bir yan taraftan bir ardından girerek trabzanlarımızı örüyoruz ikili olarak örmekteyiz trabzanlarımızı Evet uç noktaya doğru ilerleyelim sona kadar tığlayarak geldim. En son bakınız başlangıç noktasındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane trabzanımı örerek tamamlıyorum. Şöyle daha ileriye batalım. Şuraya şöyle görelim. Bir tane zincirimi de çektikten sonra yeniden ipimizi keselim. Kolumuzun birinin lastiğini örmüştüm. Şimdi diğerini birlikte çalışalım. Bir tane zincirimi çekerek hazırlandım. Ve hemen kol altından örmeye başlıyoruz. Kollarımızı örerken mutlaka kol altından başlangıcımızı ve bitirişimizi yapalım. Şöyle herhangi birisinin arasından fark etmez. Bakınız şöyle giriyorum tam ortalayarak. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum 3 zinciri hemen yanındaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma yandan girişimi yaparak ikili trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve bir sonraki bakınız şuradaki görmüş olduğumuz battığım yere girerek ardından alıyorum ve ilerliyorum. Bir sonraki batacağımız trabzan olmadığı için bakınız tam dönüşte şuradaki sık iğneye batıyorum ve sıramı bozmuyorum. Bir tane kabartı bir içten bunu kabartı olarak sayıyorum kabartı bir sonrakini ardından alıyorum. Şu şekilde bakın nasıl durmakta. Yine yandan girip kabartıyorum. Ardından giriyorum trabzanımı. Yandan ardından sıra sonuna kadar bu şekilde bir yandan bir ardından trabzanlarımızı ikili olarak örüp ilerliyoruz. Ve sıramızın şu kısma gelince yeniden görüşelim kolumuzun altına kadar örerek geldim. Bakınız şöyle artışımızı yaparak devam ettiğimiz yerdeyiz. Hemen yanındaki trabzanımı ördüm ve bakın uç kısmına geçiyorum. Baş tarafına değil bu kısma hiç batmadan uç kısmına geçerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve sonrasında yeniden bir tane daha trabzan kol altında bir atlıyorum Araya girerek bir trabzan. Çok fazla trabzan örersek burada bir potluk meydana gelir. Yine atlıyorum. İlk başlangıç yerime gelerek şu şekilde birleştiriyorum. Ve kolumuzun altında çok bir yığılma trabzan örmüyoruz. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra 3 zincirimi çekiyorum. Ve gördüğüm şekliyle trabzanlarımı örüyorum. Kabartıları yandan giriyorum. Diğerini ardından bir yandan ardından şekliyle sıra sonuna kadar örerek ilerliyoruz. Bu şekilde bakınız ilerliyorum. Yeniden kol altıma doğru geldim. Bakınız burada düz ördüğümüz trabzanlarımızı yine sıraya uygun olarak örüyoruz ve tamamlıyoruz. Şuradaki ilk başlangıç. Bir tane zincirim çekiyorum. Kolumuzu da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar yeleğimizi bu şekilde örerek tamamladım. Ben bu e, yeleğim için tam bir tane ip kullandım. Bakınız şu kadar e, bir ipim kaldı. 100 gram 330 metreden oluşmaktaydı ipimiz. Bu yeleğimiz biraz küçük bebeklerimiz için uygun oldu. Eğer daha büyük e, bebeklerimiz için çalışacaksak ipimizi biraz fazla e, tutmamız çok önemli. Ölçülerimize şimdi bakalım üst kısımdan ölçüyorum yakama bulunduğu noktadan alt kısma kadar 31 santim olduğunu görüyorum iliğimizin hemen kol altından ölçelim kol altından baktığımız zaman ise 25 santim tabi gövde kısmı daha da açılmakta iliğimizin şöyle arkasını da görelim çok güzel bir çalışma oldu umarım sizler de beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere